çektiğin yeter. Deng 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 deng. Allah Allah. Buyurun. Wow. Pazarlarda hayat var, pazarlarda can var. Almayanı dövüyorlar. Pazarlar, pazarlar, pazarlar. Çok özlemişiz pazarları. 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olun inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hem ben onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Fındıkzade'deyiz. Fındıkzade Cuma pazarındayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında Fındıkzade Cuma pazarında başlasın mı? Başlasın. Olmasak da alır gibi yapalım. Kalabalık olsun. Bedava bunlar. Koş koş koş. Her şey 100 lira yazmışlar. Her bütçeye göre ürün var. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor benden söylemesi efendim. Gezmek Olsun uzun bir süreden sonra, uzun bir aradan sonra Fındıkzade Cuma pazarında. Bu pazarda her şey var. Yok yok. Önce pazara şöyle bir göz atın, sonrasında sizleri karşılayalım. Uzun süre oldu Fındıkzade Cuma pazarına gelmeyeli. Şimdi ben bakıyorum ne var ne yok sizlere gösteriyorum. Beni izledikten sonra sizler de çıkıp gelirsiniz. Pazara göz atın, sonra sizleri en güzel tezgahların birinden, çünkü burada bütün tezgahlar çok güzel, karşılayayım. Gözümde pazardan, Allah korusun nazardan, müşterinin iyisi. Geldi bizim şirketin delisi. Fındıkzade Cuma pazarındayız. Pazarda o kadar güzel şeyler var ki hangi tezgahtan karşılayacağımı bilemedim sizi. Gel böyle Mithat. Mesela bak şu solumdaki yere bakar mısın? Mağaza gibi. Kombinler mükemmel. Kredi kartı geçiyor. Mağaza Fındıkzade Cuma pazarına gelmiş. Hemen arka tarafımda pijamalar. Renk renk bak çeşit çeşit. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Fındıkzade tramvay istasyonunun hemen karşısından girdik. Fındıkzade Cuma pazarına sevgili seyirciler. Yokuş yukarı çıkmaya başladık. Dilediğiniz gibi istediğiniz tezgahtan bütçeniz doğrultusunda tabii ki alışverişinizi yapabilirsiniz. Ay 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 ay. Pazar esnafını özlemişim ya. Vallahi billahi. Bunlar ne kadar bunlar? Onlar 250, çocuklar büyükler 300 lira. Çocuklar 250, büyükler 300 lira. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor, şöyle göstersin. Vallahi şöyle bir pijamaların kumaşlarına bakıyorum. Şöyle göstereyim. Kadife çok güzel, gerçekten çok güzel. Mesela bu takım ne kadar bu takım? O 350 afendim. 350. Burası 150, burası 350. Yukarıda da farklı çeşitten pijamalar var. Ayrıca bakın burada da çok güzel pijamalar var. Onu da söyleyebilirim. Bunlar ne kadar şunlar? Bunlar da 300 lira. Bunlar da 300 lira. Pazarlık payımız vardır herhalde. Ne demek maalesef? Ne demek maalesef? Maalesef diyor. Ne demek maalesef? Yani beni izleyip gelirlerse tabii ki pazarlık yapacaksınız. Ama şimdi kanka hiç kimse izlemez. Ama şimdi kanka beni hiç kimse izlemezse öyle bir ihtimal yok. Öyle bir ihtimal yok. Bak nasıl biliyor. Bak. Bak nasıl biliyor. Bunun da yeri çok güzel yalnız. Bu 150 lira mı? Onlar ama bitiyor diye 3 rengi var. Rengi yok.
bir şey soracağım. Bunun yeri harbiden güzelmiş ha kardeşim. Harbiden çok iyiymiş. Şöyle ben gezmeye devam edeyim. Siz de şamalara şöyle kısaca bir göz atın. Farklı tezgahlardan sizleri tabii ki karşılayacağım. Günü İstanbul'un çeşitli yerlerinde pazarlar var. Ben bugün uzun süredir gelmediğim Fındıkzade Cuma Pazarı'na gelmeyi tercih ettim. Buraya geldiğiniz zaman yapabileceğiniz çok şey var ve gerçekten buraya ulaşım çok kolay. Yazın, kışın bence gelinmesi gereken bir pazar diye düşünüyorum ben. Mesela biraz önce pijamalara baktık. 150 liradan başlıyordu fiyatları. Gerçekten yeri çok güzeldi sevgili seyirciler. Şimdi hemen sol tarafımızda ayakkabılar var. Bak hakiki deri bot 850 lira. Pazardan ayakkabı alınır mı demeyin, alınır. Ben zamanında Yeşilköy Çarşamba Pazarı'ndan bot almıştım. Gayet de keyifle giyiyordum yani. Şimdi bunlar pazarda ya, bunlar pazarda olduğu için dikkatinizi çekmez. Ama bir mağazaya dizseler 36-37 numara 450 lira yazsalar wow diye dikkat çeker. Değil mi Mithat? Pazardan ayakkabı da alınır, her şey alınır. Modayı pazar belirliyor. Vallaha. Hemen şöyle geçelim. Bak. Şunlar falan moda bu arada. Gerçekten bilinen markaların hepsi bunları satıyor. 450 lira. Şöyle bakıyorum 40, 41, 42 numarası da var. Botların fiyatı da 850 lira. Yine onlarda da 40, 41, 42, 43 numara var. Yani pazarlık yapılabiliyor mu? Pazarlık yok. Pazarlık yok mu? Fiyat, son fiyat mı? Son fiyat. Bizim 450 liraya sattığımız ürün az önce söylediniz. Mağazalarda fahiş fiyatlara satılıyor. 2000 lira, 2500 lira. Bizim gerçekten kar oranımız çok düşük. Çünkü sürüm yapıyoruz. Pazarda satıyoruz %100 deri. Hep yurt dışına. Yok zaten durumda. Ayakkabılar çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Mesela yaz biterken pazarlarda şu an ellerinde kalan yazlık ayakkabıları satışa sunuyorlar. Kış biterken de kışlık ayakkabıları. Yaz biteli çok oldu gerçi de. Gene de yazlık ayakkabıları buraya bitirmek için sermişler. İhtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz. Benden söylemesi. Hemen Mithat'ın sağ tarafında botlar var sevgili seyirciler. Bak o botlar 850 lira. Ayakkabı aşktır ya. Benim kalbim ayakkabılarım, canım ayakkabı. Bebeklerim onlar benim. Vallahi benim bütün ayakkabılarım benim bebeklerim. Kaç sene önceki ayakkabılarımı şimdi getireyim, giyeyim, yeni mi aldın diye sorarsınız. O kadar da kıymetlilerdir. Susuyorum. Bu güzel ayakkabılar bir konuşsun bu güzel botlar. Sonrasında sizleri Fındıkzade Cuma Pazarı'nda farklı bir tezgahtan karşılıyorum efendim. Buyurun. Sevgili seyirciler, ayakkabılara, botlara baktınız. Gerçekten bence hepsi çok güzel. Şurada çok güzel duruyormuş bu arada. Fındıkzade tramvay istasyonunun oradan yukarıya doğru çıktığınız zaman arkamda görmüş olduğunuz ayakkabıcı, botçu, yaz, kış, Fındıkzade Cuma Pazarı'nda. Yukarıya doğru çıkarken sol tarafta. Hemen Kırlent Kılıfçısı'nın yan tarafında. Şöyle bot gerçekten güzelmiş. Bu bot da 850 lira değil mi? Bak ayrılamıyorum resmen. Cumartesi de Bakırköy pazarındalarmış. Merhaba. Herkes merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ben İstanbul'u sizin sayenizde keşfettim. Allah gerçekten. Gerçekten. 12 yıldır geliyorum ama kesinlikle sizinle nereden keşfettim. Geliyorsunuz? Mersin'e selam olsun. Memleketler yakın. Gerçi ben evet, siz şu an ben evet ben Antalya Alanyalıyım. Çok iyi biliyorum. Çok izledim sizi. Ay çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten nereden ineceğim, nereden bineceğim? Acemilik dönemimde kesinlikle sizden öğrendim. Ay çok şimdi teşekkür ederim. Şimdi artık çözdüm ana hatları. Çözdünüz mü? Çözdüm. Şimdi artık de Mersin'den geldiniz. Gene Mersin'den geldim. Senede iki kez geliyorum. Bir Kasım, Ekim, Kasım gibi bir Mart, Haziran gibi. Öyle işte. Geziyorum. Süper.
Alışveriş yapmamışsınız. Yeni mi girdim pazara? Yeni mi girdiniz? İyi alışverişler olsun. Çok teşekkürler. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben birazdan gideceğim şimdi pazarı gezdikten sonra. Buraya yakın bir çiğ börekçi var. Oda başında, yürüme mesafesinde. Yürürüm diyorsanız o çiğ börekçiye de gidin mutlaka. Olur, teşekkür ederim. Vallahi bak, hadi. İyi gezmeler teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Vallahi ayakkabıcının oradan ayrılamadım. Çünkü çok güzel hepsi. Ve kırlent. Hemen kameraman arkadaşımız Mithat göstersin. Ay ne güzel kırlent kılıfları var. Almayanı dövüyorlar. Almayanı dövüyorlar. Bir göster Mithat. Şöyle bir kırlentlere göz atın. Sonrasında sizleri buradan karşılayayım. Çok güzel kırlent kılıfları var gerçekten de. Basit bir koltuğu kırlentle pahalı bir koltuk olarak gösterebilirsiniz. Pahalı dediğim tabii ki fiyatı önemli değil koltuğun. Ama hani gösterişli diyeyim, doğru cümle gösterişli diyeyim. Şunlar falan çok güzelmiş bak. Mithat gösteriyorsun değil mi şekilli olanları? Ne kadar onlar kardeşim? 60 lira. Bedava. Bedava diyorsun. Evet, bedava. Çoklu alımlarda indirim yapıyor musun kardeşim? Toptan satış fiyatımız. Toptan satış evet. Fiyatı ama fazla alırlarsa yaparsın evet, yani. Pazarlık etmek sünnettir. Pazarda pazarlıksız gezilmez lütfen. Evet, alışveriş yapılmaz değil mi? Evet. Her zaman Fındıkzade Cuma Pazarında kardeşim. Kendisini tanırım. 2 sene önce de geldiğimizde gene tezgahını göstermiştik. Farklı kırlent kılıfları vardı. Bu sene cafcaflı kırlent kılıfları var. Ayakkabıcının hemen yan tarafında. Gittiğiniz yerlere benim selamımı da söyleyin sevgili seyirciler. Deyin ki biz Yıldız'ı izledik geldik deyin. Pazarlık yapın. Yapmıyorlarsa bana söyleyin. Ben o tezgahlara gelip hesap sorarım. Çok güzel kırlent kılıflar. Düzleri ne kadar? Düzler 50. Düzler 50, şekilliler 60 lira. İşin gücün rast gitsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. Sağ olasın, kolay gelsin. Sağ Haydi bakalım, pazarı karıştırmaya devam. İstanbul'da bütün pazarlar çok güzel. Yerli ve yabancı turistler de tabii ki pazarları boş bırakmıyorlar. Allah'ım. Yıldız ablan kurban olsun sana. İyiyim, sen nasılsın? Ne var ne yok? 4 sene önce yine buradaydın. Ya yani evet gel. O kadar olmuş Fındıkzade Cuma evet. Pazarına gelmeyeli. Ben bu pazarı niye bu kadar boş bırakmamışım ya? 4 senedir yoksun vallahi. Vallahi 4 senedir yok muyum? 4 sene sonra geldim al. Double geldim, double. Pazarlar evet çok güzel. Bir şey söyleyeceğim bak. Çok güzel takılar var burada bu arada. Gel Mithat. 10 liradan başlıyor fiyatları. Aynı zamanda Çatalca'da perşembe günleri. Beyefendi Çatalca'da pazarı pazarda. Çatalca pazarında onu söyleyebilirim size. Takı fiyatları uygun. Yani ben uygun fiyata takı alayım Eminönü'ne gideyim diyorsanız. Çatalca'dan kalkıp gitmeyin. Fındıkzade'den kalkıp gitmeyin. Ha bu arada satılan üründe iade alınmıyormuş, değiştirilmiyormuş. Neden? Çünkü fiyatlar bir de çok uygun. Bir de neden? Sağlık açısından. Ben seni alkışlıyorum. Ben geçen gün neredeydim Mithat ya? Biz bunlara baktık. Kadıköy'de bir yerdeydi galiba. 60 liraydı. Bak 10 lira. Burada. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunu İstanbul'un pazarları için demiyorum. Mesela bir semte gittiğiniz zaman uygun fiyata bir şey alıp, bir şey yiyip içmek aslında sizin elinizde. Gerçekten söylüyorum bunu. Evet, hani gittiğiniz zaman canınız farklı yerlerde farklı şeyler isteyebilir. Ama inanın bana o sokak aralarında gezdiğiniz zaman o kadar güzel, temiz kafeler, küçük böyle büfeler var ki sizlere anlatamam yani değil mi Mithat? Mithat da bir yandan takılara bakıyor. Takıları ne yapacaksın? Hadi kırlente baktın eve alacaksın. Takıları ne yapacaksın? Kızıma göre bir şey var. İstiyorsan ben kamerayı tutayım. Sen takılara bak. Pazara geldiğinizde de mutlaka çay
için. Çay olmadan. Çay için. Tabii. Çay olmadan olmaz mı? Hadi içelim bir çayını o zaman. Ne kadar? Şekersiz. Daha bedava. Sağ olasın. Misafiri... Ne kadar? Fiyatı ne kadar ama söyle. Çay 4 lira. 4 liraymış. Bak bedava. Pazara geldiğinizde üşürseniz isim? Cengiz. Cengiz'in çaylarıyla da ısınabilirsiniz. Çayımı alayım bir de nefes alayım. Siz de o arada pazara göz atın. Fındıkzade Cuma pazarına. Takıcıdan çıkamadım vallahi. Gerçekten fiyatlar çok uygun. 10 liraya çikolata alıp yersiniz, kolyeyi alıp senelerce takarsınız ve hatırası kalır. Ben size diyeyim yani. Çok güzel takılar var. Kendileri yaptıkları için fiyat bu kadar uygunmuş bu arada. Aa Yıldız fiyatlar niye bu kadar uygun demeyin yani. Şunlara da parfüm getirmemeniz gerekiyor, kimyasal madde. Sadece bunlara değil, gümüşe falan da getirmemeniz gerekiyor. Uzun süreli kullanabilirsiniz onun yanı sıra. Fiyatlar 10 liradan başlıyor. Bak Fındıkzade Cuma pazarında. İsim kardeşim? Takıcı Naci. Takıcı Naci'yi bir gör Mithat. Takıcı Naci, Fındıkzade Cuma pazarı. 10 lirayla 30 lira arasında fiyatlar. O moda olan kıskaçlı tokalar 7,5 liradan falan başlıyor vallahi. Benden söylüyorsun. Takıcı Naci işin evet. Gücün rast gitsin. Perşembe günleri de Çatalca'da kendisi. Haydi görüşürüz kardeşim. Şimdi başka tezgahları karıştırmaya devam ediyoruz tabii ki. Amcamın da İngilizcesi yıkılıyor. Gel bir amca. Amca gel, gel yanıma gel bir. Evet, konuş amcam. Yes. Ne konuşayım mesela? İngilizcen çok iyi, deminden beri konuşuyordum. Çok iyi değil. Konuşayım. Little bit. Can I speak little bit English? Öyle mi? Want, can I make it all together for you, please? Oo, süper. Sen nerede öğrendin amca İngilizceyi? Almanya. 25 sene Almanya'da çalıştım. Ha, süper. Evet. Almanca şimdi... da var Türkçeden güzel. Süper. İsim amca? Turgay efendim. Turgay abi çok güzel arabesk şarkı söylüyordu biraz önce. Ne oldu, niye gülüyorsun? Abla bu arabeski şimdi... keselim lütfen. Niye keselim hanım ya? Hanım beni çok fena yapar. Hanım seni hanım. Keser mi? Yo, demin burada söyledim. Söylüyordun. O ben kendi madem de... kendi kendine de madem hanımın seni keseceğini düşünüyordun da neden arabesk şarkılar söylüyordun? Ama ben arabeske aşıkım. Arabeske ben de aşıkım. Hadi söyle Turgay abi. Bir görüşte aşık oldum sana delice. Dam 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 dam. Bekliyorum, gelmiyorsun, öldür beni, çektiğin yeter. Deng 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 deng. Hızdırabım diner belki, geldiğin gece. Allah razı olsun. Bir alkış gönder Umut. Bir alkış gönder. Senin namene kurban be. Namene efendim. Kurban. Sağ olasın, ağzına sağlık. Ne güzel söyledin. Müşteriler bekliyor seni. Aa roman da mı biliyorsun? Romanista canista canav dikasosta. Aa roman da mı biliyorsun? Yok. Ay dur gel orada buraya gel. Orada Turgay abi orada gel. Orada gel. Roman da mı biliyorsun? Oynayalım azıcık ya. Gel. Dang 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 deyip durdun. Bir roman söylesen. Sesin duyuluyor. Allah. Yeter abla. Allah hadi. Hadi bir daha söyle. Hürmet ediyorum, saygılar. Turgay abi ağzına sağlık. Allah seni bir nefeste kurtardın inşallah. Amin. Amin. İşin gücü rast gitsin. Allah razı olsun abla. Takıcı Naci'nin yanında Turgay abi. Hiçbir şey almasanız da hayırlı işler deyip gidin mutlaka. Fındıkzade Cuma pazarında da göz atın. Sizi tekrar tezgahlardan karşılayacağım efendim. Bak yazlık pamuklu ürünleri ellerinde kalmasınlar diye 200 liraya satıyorlar. İhtiyacınız olmasa bile almanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü yazın daha pahalı oluyor. Vallahi benden söylemesi. Mithat gösteriyor askıda duruşlarını da. 200 lira gerçekten uygun ama fiyat. Yani yazın bunu 1200 liraya hatta 2200 liraya alırsınız.
benden söylemesi. Bu taraf 400 liraymış. Hemen arkada bakın trenç kotlar var, 450 lira. Kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Yanında yelekler var, 550 lira. Tabii siz buraya geldiğiniz zaman çok az olarak fiyatlar güncellenmiş olabilir sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Şimdi çok kısa şuraya bir göz atın. Sonrasında pazarı karıştırmaya bütün güzel enerjimizle devam edelim. Çok özlemişim ben pazarları, çok. Eminönü pazara gelmiş. Bak bak, Eminönü pazara gelmiş. Bak. Bak. Eminönü pazara gelmiş. Bu arada kameranın önünden insanlar gelip geçiyor olabilir. Onu söyleyeyim. Vallahi fiyatlar bayağı uygun. 370 lira baksana. Hediye birine götürmek istiyorsanız. Altılı tepsisiyle beraber. Aa. Bak. Şöyle ikilisi var. 210 lira. Fındıkzade Cuma Pazarı. Bak 330 liraya şöyle metali var. Yani gümüşü. Altını da 370 lira. Aa. İyiymiş fiyatı. Bak. Şu var mesela inci işlemeli 700 lira. Bak şu da güzel. Mesela böyle süslü sevenler için şu. Şu ne kadar? Ben görmüyorum. 750 liraymış. Kırılmasın diye Mithat çeviremedim. Bak orada tekliler de var. Kendi kahve fincanınızı kendiniz de oluşturabilirsiniz. 70 lira. Pazarlık yapılıyor mu bunlarda kardeşim? Tabii ki diyor. Tabii ki yapılır. Yani burası Fındıkzade Cuma Pazarı. Pazardan alışveriş yaparken tabii ki pazarlık yapılır. Benden söylemesi. Güneş gözlükleri de var. Ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu özelliği var bu güneş gözlüklerinin, onu söyleyeyim size. Yoksa sattırmıyorlar pazarda. 200 liraymış güneş gözlükleri de. Susuyorum, ürünler konuşsun. Simitler de mis gibi koktu ama ben kendimi çiğ böreğe saklıyorum. Gerçekten çiğ, buraya kadar gelmişken o çiğ börekçide çiğ börek yemeden ben eve gitmeyeceğim. Cengiz Han hiç yemedi galiba o çiğ börekçide börek. Bekliyorum merakla diyor. Mithat'la biz yemiştik daha önce. Hazır bu taraftayken çiğ börekle yemek istedik yani. Ne güzel ürünlerin. Yeni sezon 75 lira. Wow! 75. 160 lira kapşonlu bak sweatshirt. Aa! İyi fiyatı yani baktığında gerçekten iyi. Şöyle bir karıştırayım mı şurayı? Bu ne kadar burası? Burası da 75. Tamam şöyle bir karıştırayım. Bakayım bir. Bu güzelmiş mesela 75 liraya. Şimdi ben bunu hemen hemen her pazara gittiğimde söylüyorum. Bana kızacaksınız ama kızarsanız da kızın vallahi sevgili seyirciler. Bunları pahalı markalar da satıyor. Wow. Pazarda böyle tezgahta döküntü görünce aman ben bunu mu giyeceğim? Değil mi Mithat? Bak şöyle. Bunun altına bir kot pantolon, topuklu ayakkabı, saç, makyaj. İşte o takıcı Naci'den bir 10 liralık küpe. Havan nasıl değişir? Hemen ben hava soğuk ama deneyeceğim. Üstümü çıkartıp bir tane denemek istiyorum. Üstümde nasıl durduğunu da görmenizi istiyorum. Pazarlarda hayat var, pazarlarda can var. Şunu giyeyim siz de o ara buraya bakın. Sonrasında sizleri karşılayayım. Şöyle bakar mısınız? Mithat nasıl oldu? Cengiz Han nasıl oldu? Yeşil zaten senin rengin. Şimdi bunun altına siyah bir pantolon giysem. Altına böyle işte siyah bir babet ya da bir bot ya da sivri burun topuklu bir ayakkabı giysem. Şöyle bak küpeleri değiştirsem ya da bu küpelerle yine aynı saç makyaj. Benim üstümdekini gerçekten sorarsınız uzaktan görseniz. Wow Yıldız nereden aldın bunu dersiniz. 75 lira. Al hediye paketinin içine koy birine hediye götür. Al evde giy.
Ki yukarıda hırkalar da var. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat göstersin. Hırkalar ne kadar abicim? Hırkalar 250 lira. Hırkalar 250 liraymış. Şurada takım da var. Ay o takım çok güzelmiş o takım. Aa bak 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 bak. Üç rengi var. Farklı renkleri de var mı yok, abi? Üç rengi var. Bak ortadaki siyahlı fıstık yeşilli olanı çok beğendim ben. Tezgah son kez bir daha göz atın. Ben de o arada biraz karıştırayım. Sonra sizleri karşılayayım. Vallahi yavaş yavaş da karnım acıkmaya başladı. Ne yalan söyleyeyim. Rami Pazarı'ndan Mustafa'nın mağazası, tezgahı değil mağazası, fiyatlar 150 liradan başlıyor ve 350 liraya kadar çıkıyor. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda pantolon, tayt, etek, tunik, elbise, alt üst takım, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Ay ne güzel şeyler varmış Mustafa. Satılan ürün de iade alınmazmış, değiştirilirmiş. Niye iade almıyorlar biliyor musunuz pazarlarda da? Çünkü giyiyorsunuz, yıkıyorsunuz, getiriyorsunuz. Çok affedersiniz, kakalamaya çalışıyorsunuz. Zaten çoğunu deneyip alıyorlar diyor. Deneyip aldıkları için iade almıyoruz diyor. Gerçekten bunu yapan çok var. Ayakkabıyı bile giyip iade etmeye çalışan insanlar çok. Gerek yok böyle şeylere ya. Almışsın artık. Bence gerek yok yani değil mi? Ama tunikler çok güzel. Baksana takımlar, alt üst takımlar. Alt üst takımlar ne kadar kardeşim? Şöyle, etekli alırsanız 300 TL indirim yaptık. Normalde 500 TL'ydi. Evet. Pantolonlu 450 idi. 350 yaptık. Filiseli 350-400 arası değişiyor. Ceketli alırsanız 400, tunikli alırsanız 350. Tabii siz bu programı izleyip buraya geldiğiniz zaman fiyatlar biraz güncellenmiş olabilir. Biz biraz önceden çektiğimiz için programı. Bütün tezgahlarda fiyatı şöyle söyledin, fiyat böyle oldu falan demeyin. Ama bak şu çok güzelmiş, bak şu güzelmiş. Bakayım. Böyle alırsanız 400 liraymış. Güzelmiş ama. Bak güzelmiş gerçekten. Şu elbise ne kadar? 350 lira. Bu 150 lira. Bak Mithat göster. Bu 150 lira. Bak böyle alırsanız 350 liraymış alt üst takım. Vallahi güzel şeyler var. Mağazada bu fiyata takım bulamazlar mı? Ama ben gene iddia ediyorum. Bir yere gittiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda her şeyi alabilirsiniz. Yeter ki sağınıza, solunuza, ara sokaklara, üstü, altı her yere göz atın. Ciddi söylüyorum. Pahalı olan mağazaya da hani dışarıdan pahalı görünen mağazaya da girmekten korkmayın. Bazen çok pahalı görünen yerler çok uygun fiyatı ürünler satabiliyor. Neresi burası bu yerler? Bahsettiğim yerler. Nişantaşı'nda aynacı. Bak Nişantaşı'nda aynacı mesela bir ön yargıydı bizim için. Biz Nişantaşı'na çekime gittik. Ayna bakalım diye düşünmüştük kendimize. Sonra o aynacıya çekim yapmaya girdik. Adamın da yüzüne söyledim açıkçası. Yani niye söyledim? Şöyle bir durum var. Nişantaşı ya hani pahalı gibi duruyor. Halbuki aslında içerisi uygun fiyataydı. Yani o yüzden o oyun yargıyı da kırmak gerekiyor birazcık. Hayırlı işler elbise çok güzelmiş. 100 liraya pembe elbise. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah bol müşteri versin. İBAN'la da çalışıyorlar. Kredi kartı geçmesinin yanı sıra İBAN'la da çalışıyorlar. Benden söylemesin. Muhammed'le Fındıkzade Cuma Pazarı'nda manken yürüyüşü de yapmadık demeyiz sevgili seyirciler. Dikkat çeksin diye bornozu giydi. Gayet de dikkat çekmiş. Bak satışını yapıyor oradan. Görüyorsunuz değil mi? Okey, okey, okey. Kaç senedir Türkiye'desin? 3,5 senedir Türkiye'desin. Bir Türkçe öğrenemedin mi? Ha, Türkçe bilmiyorum, bilmiyorum diyorsun. Doğru söylemiyor muyum? Doğru, doğru. Ama biliyor, az biliyor. Az biliyor.
Konuşabiliyor, evet, hayır. E niye hadi yürüyelim anlamadı ama bana go go dedirttiriyor. Biraz kendisi utangaç mı? Utangaç mı? Hiç de utangaç gibi değilsin Muhammed, neyse. Burada birbirinden güzel halılar var gerçekten de. Taksit yapıyorlar, illa kredi kartınızın olmasına gerek yok, illa nakit paranızın olmasına gerek yok. Evinizin metrekaresine göre buradan el dokuma halısından tutun da dilediğiniz halıyı satın alabilirsiniz. Açın birkaç tane halıyı görsünler. Şu kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Efendim? O ipek halı. Evet. Ne kadar bu böyle? Bu böyle 2000 lira. 2000 lira. Kaç metrekare? 3 metrekare. 3 metrekare. Bak şunu da aç Muhammed. Hemen Muhammed aç onu da. Aç 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 aç. Aç. Evet. Şöyle ben tutayım. Ne kadar bu halı? Bunun fiyatı 12 bin lira. 12 bin lira. Kaç metrekare? 4 metrekare. 4 metrekare bambu ipek. Evet, tezgah halısı bunlar, elde yapılıyor. Elde yapılıyormuş, tezgah halısıymış. Peki bir şey söyleyeceğim. Pazarlık payımız var mı? Var, var. Tabii ki var. Şimdi burada sadece bunlar yok bak. O ne kadar? İşte bunlar 750. Onlar 750 lira. %100 pamuktan alabiliyor. Perşembe günleri hala Erenköy pazarında mısınız? Erenköy'de, cuma buradayım. Cuma günleri Fındıkzade pazarındalar. Perşembe günleri Erenköy pazarındalar Anadolu yakasında. Bu ne kadar? Bunun fiyatı 12 bin lira. 12 bin lira. Pazarlık payı var. İsim? Serkan. Serkan Bey'in halı tezgahı. Dilediğiniz halıyı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Halıda bir sorun mu çıktı? Getirin değiştiriyor. Yani getirin değiştiriyor benden söylemesi. Hemen yukarıya baktığınızda zaten farklı çeşitten halılar da var sevgili seyirciler. Mesela bunlar da son zamanlarda bayağı moda. Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? 550 liraymış. Ay çok güzel halılar var valla. Çok güzel. Halı alırken dikkat etmek gerekiyor. Bildiğiniz halıcıdan halı almak gerekiyor. Nedenini hemen söylüyorum. Bizim kameraman arkadaşımız Mithat bir pazardan, salı pazarından halı aldı. Hangi salı pazarı onu da söyleyeyim. Şehremin'de kurulan salı pazarı. Beyefendi biliyormuş halının metrekaresinin biraz daha eksik olduğunu ve yarı deseninin olmadığını. Mithat da hemen almaya dünden meraklı zaten. Biz hepimiz pazarda kandırılmaya dünden meraklıyız. Adam hemen biz öyle tam bakmadan halıyı paket etti, sardı, Mithat'a verdi. Eve gitti. Halının deseni eksik. O yüzden halıyı da pazarlarda bilinen halıcıdan almak gerekiyor. Serkan Beylerin oradan almak gerekiyor. İşiniz gücünüz rast gitsin. Şöyle halılara göz atın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım. Bot aldın kızına, şöyle bakayım bir. Memleketi mi göndereceksin? Kaç paraya aldın? 850. O bizim botçudan aldın. Biraz önce evet, çok güzelmiş. Deri deri çekiyor vallahi. Bu Mithat herkese çekiyor. Beni de genelde çekemiyor. Mithat Bey ne yapıyorsunuz? Mithat Bey ne yapıyorsunuz? Kaçayım çabuk. Hemen kaç, ben de kaçayım. Mah, mah. Görüşürüz, iyi gezmeler. Pazar ne güzel, ne kalabalık, vallaha billaha. En sevdiğim şey pazarlarda dolaşmak İstanbul'da. Şöyle bakıyorum, Fındıkzade Cuma pazarı çok kalabalık bir pazar. Yukarıya kadar yürüdük, daha pazar devam ediyor sağdan soldan. Geldiğimiz yerlerde de sokak aralarında girip pazarları, yani pazarın sokaklarını gezebilirsiniz. Tabii ki bizim programımıza sığmayacak kadar büyük bir pazar. Fındıkzade Cuma pazarı benden söylemesi. Burada yiyecek alışverişinizi de yapabilirsiniz. Yani meyve sebze alışverişinizi de yapabilirsiniz. Hemen mesela sağ tarafta birbirinden güzel tablolar var. Onları satın alabilirsiniz. Bu tablocu abi normalde aşağıdaydı, girişteydi. Caminin yan tarafındaki girişte. Hemen yokuşu çıkarken sol tarafta 3. ya da 4. tezgahtın. Yukarıya kadar gelmiş. Fiyatları da uygun. Hemen şöyle bir geçeyim. Mesela bu 50 lira. Bak. Sadece bu yok. Şu da var. Sadece bu yok. Arkasında farklı modelleri de var. Mesela şu 30 lira. Bak. Şu da 30 lira.
Bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Duvara asıp şuralara çivi çakıp anahtarlarınızı takabilirsiniz. Gerçekten de benden söylemesi. Ben fikri veriyorum, yapıp yapmamak size kalmış. Karı koca pazara mı çıktınız? Evet canım, teşekkür ederim. Gördüğüm, ay ben de çok memnun oldum sizi gördüğüme. Yani. İyi, siz nasılsınız? Maşallah diyelim. Çok teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Ne aldınız? Ne aldım? Bir tane pantolon aldım, ucuz bir şey. Ne kadar aldın? 200 aldım. Ha, mağazada 700 liraydı, burada 200 evet, aldım. Evet. Aşağıda da çok güzel bluzlar var, 75 liraya evet, benden söylemesi. Ben de sağ olasın, seni gördüm, durayım selamlar. Ay çok teşekkür ederim ablacığım. İyi gezmeler. Siz sıkılmıyor musunuz hanımla gezer? Bazı beyler pazar gezmesinde sıkılır da sıkılmaz mı? Allah bin kere razı olsun, hiç sıkılmıyor. Allah başınızdan eksik etmesin birbirinizi, sağlık versin. İyi gezmeler, teşekkür ederim. Teşekkürler, görüşürüz. Amin, görüşürüz, hoşçakalın. Ve gelelim tekrar tablolara. Yukarıdakiler ne kadar, şu sağ taraftakiler falan? Ne kadar? 100 lirayla 150 lira arasındaymış. Pazarlık yapma payınız var değil mi? Var. Olsun. Küçük bir şey olsun, evet. Küçük bir şey pazarlık yapabilirsiniz. Bak burada anahtarlık varmış zaten. Biraz önce akıl verdim de bak şöyle anahtarlık varmış. 25 liraya. Yine arkada da birbirinden güzel tablolar var. Şöyle dört yol ağzına doğru gideyim bakayım pazarda. İşin gücün rast gitsin. Bak mutfak önlükleri falan var. Ev terlikleri var bak, misafir geldiğinde vermelik, 40 lira. Aman ne misafiri canım, kendiniz giyin, kendiniz giyin. Sürekli misafir, misafir, misafir. İnsan önce kendini mutlu etsin, sonra misafiri mutlu etsin. Değil mi? Misafir de çok garip, eve geldiğinde sanki eve bakmaya geliyor. En güzel şeyler, bunu birkaç yayında da söyledim, misafire çıkar. Diğer türlü kendimiz kullanmayız, kıyamayız. Hello salonlar, salonlar, salonlar dedim İtat, doğru söyledin valla. Bizim evde hiç öyle bir şey yok. Eskidenmiş o. Eskiden vardı ama. Misafir odasını annem misafir gelince açardı. Yani. Ya. Bak arkada çok güzel ürünler var. Banka hesabımıza diyor EFT diyor kabul edilir diyor. Pazar çağ atlamış pazar. Ne güzel ürünler var. İnternetten almaya gerek yok. Gel pazara pazarlığını yap al git. Bak çok güzel mesela 150 liraya. Şerbet sürahileri var. Gelip alabilirsiniz. Rondolar var 120 liraya. Kek kalıpları ne kadar? Kek kalıpları. Kaç? 230 lira. Bak böyle sunumluklar var 130 liraya. Peçetelikler falan. Ay ne alırsanız var. Ben size hangi bir tezgah göstereyim ki pazarda sevgili seyirciler? Yani pazarlarda o kadar güzel tezgahlar var ki yerlisi yabancısı hepsi pazarda. Pazarlarımızı boş bırakmayalım. Hiçbir şey almasak da pazar esnafımıza güler yüzümüzle bir hayırlı işler dileyip gidelim. Ve ben de gideyim artık. Çünkü karnım acıktı. Şimdi şöyle pazara, Fındıkzade Cuma pazarına bir göz atın. Cuma günleri kuruluyor bu pazar efendim. Gelinmesi gereken bir pazar İstanbul içinde. Tramvayla çok rahat bir şekilde gelebileceğiniz gibi belediye otobüsleriyle Marmaray'la da metroyla da çok rahat bir şekilde vapurla da gelebilirsiniz tramvay aktarmalı olarak. Buraya geldiniz, pazarı gezdiniz, canınız mı sıkıldı? Bin tramvaya git Eminönü'ne, Sirkeci'ye, Kapalı Çarşı'ya. Ya bir günü dolu dolu geçirebilirsiniz. Şimdi ben acıktım, program içinde de söyledim. Odabaşı buraya yakın, Şehremini Odabaşı buraya yakın. Tarihi bir çiğ börekçi var. Oraya gidip çiğ böreğimi yiyeceğim. Ve muhtemelen bana ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bütün tezgahları gösteremedim ama siz buraya geldiğinizde bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabileceğinizi bilin. Pazarlar bizi çok özlemiş, biz de pazarları özledik. Son kez Fındıkzade pazarına, Cuma pazarına bir göz atın. Sonra sizleri çiğ börekçiden karşılayalım.
anda bulunduğumuz yer Mevlana Kapı Caddesi sevgili seyirciler. Odabaşı diye geçiyor burası. Fındıkzade Cuma Pazarında söylemiştim. Çiğ börek yiyeceğiz diye. Ben mutlaka bu bölgeye geldiğimde çiğ börek yemeden buradan gitmiyorum. Gitmeyi de tercih etmiyorum açıkçası. 73 yıllık bir çiğ börekçi, birazdan gideceğimiz çiğ börekçi. Daha önce de geldim. Hazır dedim, Cuma pazarına gelmişken gelelim bir çiğ börek molası verelim dedim. Şimdi Cuma pazarına geri buradan yürüyerek de gidebilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Yaklaşık 10, yani yürümenize bağlı tabii, 10-15 dakikalık bir mesafe yürüyorsunuz. Onu belirtebilirim. Salı günleri de Odabaşı'nda, Şehremini'de çok güzel bir pazar var. Kumaş pazarı. Kumaşın yanı sıra işte kıyafetler falan da satılıyor. Oraya da gelebilirsiniz. Gerçekten pazar çok güzel. Has Odabaşı Behruz Ağa Camii hemen bulunduğum yer. Gideceğimiz çiğ börekçi de az ileride, caminin az ilerisinde. Has Odabaşı Behruz Ağa Camii'nin az ilerisinde, tekrar belirteyim. Burası Mevlana Kapı Caddesi. Çiğ börekçi çok küçük bir dükkan. Yani o kadar küçük ki hani önünden geçip fark edemeyebilirsiniz. Birazdan göstereceğim sizlere zaten. Çünkü biz ilk geldiğimizde defalarca kez önünden geçtik ve orada bir çiğ börekçi olduğunu fark etmedik. Döndük, döndük, döndük. En sonunda bulduk ama bulduğumuzdan beri de sürekli geliyoruz. Çiğ börekçiye geldik. Bakın dışarıdan park edilmesi imkansız. Sence Mithat? Evet dedi. Şöyle bir geriden daha gösterir misin Mithat'cığım? Çiğ börekleri var ya, efsane. Size yemin ederim. Bak. Yani Odabaşı'na, Şehremini, Fındıkzade tarafına geldiğiniz zaman mutlaka bir mola vermek istiyorsanız, yemek yemek istiyorsanız bu çiğ börekçide nefes alabilirsiniz. Susuyorum. İçeride sizleri karşılıyorum. Efendim burası 1950 yılından beri var. Onu söyleyebilirim size. Caminin adını söyledim, caddenin adını söyledim. Çiğ börekçiyi dışarıdan da gösterdim. Daha ne yapsın bu kız size sevgili seyirciler, daha ne yapsın? Mithat'a sorayım hemen. Sen daha önce geldin mi buraya? Geldik mi yani seninle çekimde? Aa, doğru, gelmiştik. Hatta yağmur da vardı, doğru. Çok oldu ama biz buraya geleli. Sonrasında ben bir Ramazan günü sahurda geldim. Ramazan'da sahurda da açık oluyorlar. Gelebilirsiniz. Cumartesi şimdi sahur. Eskiden her gün kalıyordu, şimdi kalmıyor. Ha, eskiden her gün kalıyorlarmış Ramazan'da sahura. Şimdi sadece cuma ve cumartesi geceleri sahurda açıklarmış. Gelinir mi? Gelinir. Rahatsız ediyor mu tüm gün oruç olan insanı? Kesinlikle etmiyor. Denedim ve gördüm. Bir çiğ börek var burada. Bak, Eskişehir'de böyle çiğ börek yiyemezsiniz. O kadarını iddia ediyorum. Ayranları da doğal ayran. Aile işletmesi burası. Yazın cuma günleri kapalı burası sevgili seyirciler. Ama onun dışında kışın haftanın 7 günü akşam ezanına kadar açık, sabah 8.30'dan. Fiyatları hemen söyleyeyim. Bu arada biz çekime hani biraz birkaç gün önceden geldiğimiz için bunu her programda söyleme gereği hissediyorum. Fiyatlar güncellenmiş olabilir. Siz geldiğiniz zaman cüzi bir miktarda. Ama ben geldiğimden bu yana ben bir sene falan oldu galiba geleli. Hatta geçti. Fiyatlar o kadar çok da güncellenmemiş mesela burada. Yani 5 lira falan güncellenmiş mesela. Ben 1,5 sene önce falan gelmiştim buraya. Çiğ börek 25 lira. Porsiyon olarak alabilirsiniz, tek olarak alabilirsiniz. Ama tek çiğ börek isterseniz vermiyorlar. Burada en az 2 adet çiğ börek yemeniz gerekiyor. Zaten tek aldığınızda doymuyorsunuz. İkide de doymuyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Şimdi porsiyonu 125 lira, içinde 5 tane var. Ayran 20 lira, kola 25 lira, yani soğuk içecekler 25 lira. Onun dışında şöyle bakıyorum, su da 5 lira.
porsiyon hariç ben ayrı ayrı yemek istiyorum Yıldız diyorsanız tabii ki yiyebilirsiniz. Dediğim gibi biraz önce de en az iki tane yiyebilirsiniz. Susuyorum. Bu küçük dükkan konuşsun. Dükkanın içinde 3 masa var zaten. Çok konuşacak bir şey yok ama gene de konuşsun. Buraya şunu söyleyeyim. Yani burayla ilgili kredi kartı kesinlikle geçmiyor. Yani nakit paraya getirin. Onu söyleyeyim. İBAN var mı İBAN? İBAN ayarlar. İBAN ayarlarız dedi beyefendi. Tamam susuyorum. Şöyle bir çiğ börekçiye göz atın. Nasıl yapıldığına. Dışarıya, içeriye. Sonrasında ben sizleri çiğ böreklerimle karşılayayım. ...70 liraya şu an karnımı doyuruyorum. Ve bunlarla doymayacağımı biliyorum çünkü buraya geldiğinde doymuyorsun. Bu Cengiz Han niye sürekli benim yediğime bakıyor Mithat? Niye sürekli benim yediğimde gözümü Cengiz Han'ı? Onu bekliyorum. Sıra ne zaman? Sıra ne zaman bana gelecek onu bekliyorum diyor. Mis gibi bir koku var şu an. Size anlatamam. Yani bunu her zaman söylüyorum. Keşke şu ekrandan bu koku gelse ve keşke ben şu bir tabağı size şöyle ikram etsem sevgili seyirciler. Bunu çok içten söylüyorum gerçekten de. Yolda sokakta denk gelirsek bir şey yediğimi görürseniz mutlaka gelin yanıma ısmarlarım. Bunu da çok içtenlikle söylüyorum ve tam eski usul diyorum. Bak lokantalarda eskiden bardakların içinde... Şöyle dururdu bu kağıtlar. Peçete yerine kağıt kullanırdın. Çünkü neden? Peçeteyi çok israf ediyorlar. Değil mi? Doğal organik peçete biraz kimyasal. Peçete kimyasal olduğu için de kullanmak istemiyorlarmış. Ama genelde de böyle lokanta, esnaf işi olan yerler peçeteyi çok israf ettikleri için kağıt fazla kullanmıyorlar diye bunu tercih ediyorlar. Doğru mu? Bence doğru. İnsanlar bir tane alacakları yerine 5-10 tane alıyorlar. Yapışıyor, bunda yapışmıyor. Peçete yapışıyor. Ha peçete buna yapışıyormuş bir de. Bu kağıt yapışmıyormuş. Şimdi buranın sahipleri Eskişehirli. Gerçekten Eskişehir'den daha güzel çiğ böreği İstanbul'da yiyebilirsiniz. Midenizi kıyması kesinlikle rahatsız etmiyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Üçüncü ya da dördüncü gelişim buraya. En son dediğim gibi işte biraz önce de 1,5-2 sene önce falan geldim. Çiğ börek... Fiyat olarak değişmemiş. Ya 5 lira falan artmış. Onu söyleyeyim artık yiyorum. Soğumasını bekledim de biraz oyalandım. Fındıkzade'den buraya çiğ börek için yürüdüm. İyi de yaptım, güzel de yürüdüm, spor yaptım. Siz de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse burası oda başında. Gelin diyecek hiçbir şeyim yok. Fiyatlar bayağı uygun. Onu söyleyebilirim. Sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olarak çiğ börek bence süper gider. Ben öyle düşünüyorum. Böyle... Esnaf lokantalarına sahip çıkmamız gerekiyor. Esnaf işi yerlere, bozulmamış yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Tamam gidiyoruz Mithat. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.